Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu mevsimde çok sık yaptığım bir salata tarifi paylaşmak istiyorum. Hem de çok çok sağlıklı bir salata. Evet, küçük bir tencerem var. Tencereme 3 adet enginar alıyorum. Bunları vakumlanmış bir şekilde marketten almıştım. Üzerine yarım limon sıktıktan sonra fazla değil bir su bardağı kadar su ekleyip ocağıma yerleştireceğim. Ve kısık ateşte şöyle 30 dakika kadar yumuşatacağım. Bu arada enginarınızın cinsine, boyutuna göre bu pişme süresi tabii ki değişebilir. Böyle çok yumuşatmıyoruz. Salatada kullanacağımız için biraz kıtır olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Eğer enginarınızın lifli bir yapısı yoksa daha iyi sonuç alabilirsiniz. Evet, enginarlar haşlana dursun. Bizler bir adet büyük boy havucu rendeleyelim. Bu arada tarifin malzeme ve miktarları videonun açıklamalar bölümünde her zamanki gibi mevcut. Deneyecek olan arkadaşlar oradan hemen çabucak ulaşabilirler. 2 dal taze soğanım var. Onları da normal böyle birer santim boyutlarında olacak şekilde doğruyorum. Enginar seviyorsanız zaten bu tarifi çok seveceksiniz. Ama sevmiyorsanız da emin olun bir alternatif olarak değerlendirin. Hoşunuza gidebilir. Bir tutam dereotum ve yine bir tutam da maydanozum var. Görüyorsunuz onları da ince olacak şekilde kıyıyorum. Bu arada enginarlar da artık haşlandı. Dilerseniz böyle buharda da haşlayabilirsiniz vitamini kaybolmasın diye. Ya da benim gibi çok az suda haşladıktan sonra haşlama suyunu içebilirsiniz. Bakın çok az bir su kaldı. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bunu salata sosuna ekleyebilirsiniz. Genelde ben salata sosuna ekliyorum bu kalan suyu. Ve enginarları 3 santim boyutlarında olacak şekilde küp küp doğruyorum. Çekim yaptığımız için maalesef biraz bekliyoruz. Bu yüzden enginarlarım biraz karardı. Sizler hızlıca yaparsanız kararmayacaktır. Ve sırada salata sosumuz var. Çok güzel bir salata sosu hazırlayacağız. Yarısını enginarları haşlarken kullandığım limonumun diğer yarısını sosu için kullanıyorum. Yarım limonu sıktıktan sonra biraz balzamik sirke ekleyeceğim. Balzamik sirke diğer sirkelere göre biraz daha pahalı ama her mutfakta olması gerekiyor. Uzunca bir süre aldıktan sonra kullanabilirsiniz. Bu yüzden ömürlük. Önce bir yemek kaşığı olacak şekilde biraz ekliyorum. Daha sonra artırabilirim. Evet, 2 çay kaşığı olacak şekilde de tuz ekliyorum. Bir Türk fincanı zeytinyağı ilave ettikten sonra şöyle bir baktım. Sirke gözüme az göründü. Bu yüzden yarım yemek kaşığı kadar yani toplamda 1,5 yemek kaşığı balzamik sirke kullanıyoruz. Yarım çay kaşığı da karabiber ekledikten sonra tuz eriyene kadar sosumuzu karıştırıyoruz. Sosunuzu küçük bir kavanozda yaparsanız ve çalkalarsanız böyle benim gibi tuzu eritmek için birkaç dakika uğraşmazsınız. Hazırladığım sosu salatamın üzerine gezdiriyorum ve hiç bekletmeden servis ediyorum karıştırdıktan sonra. Evet, kolay bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Yeter ki enginarlarınız böyle lifli olmasın. Kart olmasın daha doğrusu. Eğer sakız enginar bulabilirsiniz aman ne şanslısınız. Evet, salata tabağıma koyduktan sonra soframa götürüyorum. Tam mevsimiyken enginarın bol bol yapın ve siz de bu şifadan mahrum kalmayın. Ve bu arada servis sırasında biraz daha zeytinyağı gezdirdim üzerine. Sizin de aklınızda olsun.
Oldukça iştah açıcı görünüyor diye düşünüyorum. Evet, bu güzel tarifi denerseniz lütfen yorumlarda yazın. Ve tabii ki videomu izledikten sonra eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve küçük bir nokta bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.